kralı. Çekil lan bir lafa. Bırak yaşayı. Dağların kralı. Osman Efendi. Bu arada bu projenin müziğini buldum, haberin olsun. Bu projenin ne? Müziğini buldum genel. Az önce. O seni, ben de onu takip edeyim bak. Benim arkamda kalır ama o. E tamam, arkada gözükmesin. Ben ortada kalmayayım işte. Arkada gözükmesin abi, bu arada. Abi her türlü araba gelecek zaten arkamızdan ya. Tamam, devamlılığı olmasın diye söyledim. Neyse, tamamdır. Ben yiyecek yerinden gelirim abi, sen git. Tamamdır. Evet. Evet. Yolculuğumuz başladı. Duyuyor musun hala? Duyuyorum. Röportaja başlayalım mı burada çekime, yoksa ileride mi? Vallahi bilemedim, sen bilirsin. Başlayalım abi. Başlayalım. Aynen. Bize ilk olarak şeyi anlat abi. Hip hop'a nasıl başladın? Müziğe nasıl başladın? Ne zaman başladın? Biraz böyle genel aklına ilk gelen şeylerden en başından alalım. Yani müziğe nasıl başladın? Hip hop'a nasıl başladın? Aslında şöyle bir durum var. Orta ikinci sınıftayken şeye gitmiştim ben. Amcamın yanına şeye gitmiştim. Tatile göndermişti babamlar bizi. O zamanlar böyle bir toplama albümler olur ya, hani Metro Hits, işte bilmem ne Hits, böyle toplama albümler çıkartırlardı CD şeklinde ve CD player'lar vardı, meşhur CD player'lar. Böyle beşli CD'leri takılırdı, üçlü CD'leri, CD çaları vardı falan. Amcamlarda da ondan vardı. Ben de teyplerle uğraşmayı falan çok seviyordum. Bir tanesinde böyle İki tane şarkı vardı bir o Metro Hits'in içerisinde. Birisi Eminem'in The Real Slim Shady şarkısı, diğeri de In The Shadow. Şimdi ben bu ikisine acayip tutulmuştum. Yani özellikle Eminem'in şarkısını çok şey yapıyordum. Nasıl diyeyim sana? Her gün açıyordum, böyle balkona çıkıyordum, balkonda dinliyordum yani bu şarkıların hepsini. Sonra bir ara şöyle bir komik bir durum yaşadık yani amcamla. DNR'a girdik. İşte otelde çalışıyordu. Otelde beni gezdirmeye götürdü. Bir DNR'a girdik. DNR'da böyle Eminem'in ismini gördüm. Eminem'in albümünü gördüm. Amcama dedim ki, amca dedim, bunu bana alsana dedim. Amcam dedi, onda çok küfür var, sana gelmez dedi. Ben de İstanbul'a geri döndüm. İstanbul'a geri döndükten sonra yani dünya üzerinde rap müziğin o 2000'lerde gelişmesiyle beraber sokağa daha çok yayılmaya başlamıştı İstanbul'un içine. İki tane arkadaşım, mahalleden arkadaşım, yani rap müzikle alakaları yoktu yani onların. Bir baktım bunlar bos bol giyinmişler, yukarıya doğru çıkıyorlar. Böyle mahallenin bir sokağında. Bunları gördüm, hayırdır lan siz ne yapıyorsunuz, hani bu nedir bu falan diye sordum böyle. Biz rapçi olduk oğlum dediler böyle. Hadi ya dedim, nasıl bir şey yani rap derken, bilmem hani nasıl bir şey bu rap müzik falan, rapçilik. Bunlar bana bir verdiler albümleri. O zamanın şeyi, albümleri vardı. Ceza'nın falan, işte Nefret grubunun albümü vardı, işte Yeraltı Operasyonu vardı falan. O zamanlar bir başladım ben dinlemeye. Baktım Eminem, dinlediğim Eminem'le aynı hemen hemen hepsi. Bütün dinlediğim Türkçe rap'teki bütün karakterlerin hepsi aynı neredeyse. Ben o gün bugündür başladım dinlemeye. Sonra o bir grup kurduk. Grup kurduktan sonra beraber müzik yapmaya başladık. Hiçbir zaman bırakmadan rap yapmaya devam ettik diyebilirim yani. Öyle işte. Peki, devam ediyor musun? Yani şu anda devam ediyor muyum dersen, devam ediyorum yani. Hayırlı gelsin, soruya cevabım bitti mi, devam ediyor musun? Soruya cevabım bitti. Yeter bu kadar. O zaman senin için Eminem bir idol diyebilir miyiz, yoksa sadece bahsedeyim? Hayır canım, idol diyemeyiz yani. Şimdi ben ondan sonra Tupac'i öğrendim. Onun dışında bir sürü rapçiyle tanıştım. Ne bileyim, Türkçe
Türkiye'deki rap yapan herkesi dinliyorduk. Hani bir tanesini idol olarak benimseyemezsin yani. Orada bütün herkesi böyle bir rap müziği idol olarak benimsemek diye bir durum var sadece, o kadar. Yani düşün, şey vardı, Nefret vardı, Silahsız Kuvvet vardı, Barikat vardı. Türkçe rapin içerisindeki bütün herkesi böyle, Fuat Ergin vardı, deli gibi dinlemeye başladık yani, öyle söyleyeyim sana. Ondan sonra da yürüdük gittik, buralara kadar geldik işte. Yani bir sürü şey yaşadık, bir sürü şey oldu ama şu an için sorarsan idol alıyor musun birini diye, yani belki Tupac'le Kenny Arcana'yı ve Ahmet Kaya'yı idol alıyorum diyebilirim belki birazcık. Müziğin için bu idollerin karışımı diyebilir miyiz? Diyebiliriz de yani ben öyle bakmıyorum mevzuya ya. Yani birisinden etkilenirsin ama o kişi senin hayatının, yani senin müziğinin aynısını, sen onun ürettiğin müzik senin şeyin olmaz yani. Aynı olursa zaten bir problem var demektir abi. Öyle bir şey olmaz. Ben bunun için de çok uğraştım. Nasıl uğraştım? Ya ben mesela Led Zeppelin'den de örneklerle ilerledim. Tom Waits de dinledim. Aynı şekilde Iron Maiden da dinledim. Dünya üzerindeki kendi tarzında müzik yapan insanları dinleyerek bir tarafa, yani bir yere doğru evrildi benim yaptığım müzikte, öyle söyleyebiliriz. Yani. Dünya üzerindeki soundların birçoğunu değerlendirip, ama özellikle şeye dikkat ettim ben. Hani commercial, bütün herkesin dinlediği adamlar değil de spesifik insanlar vardır. Kendi müziğini üretmiş insanlar. Hani mesela Tupac'in müziğini tanırsın ya da Eminem'in müziğini tanırsın, Tom Waits'i tanırsın, Ahmet Kaya'yı da tanırsın. Ben buradan ilerledim mevzuya. Müzik yaparken buradan bakmayı düşündüm. Öyle birisini idol almak gibi değildi. Kendi tarzlarıyla bir yerlere gelmiş, müzik hayatlarını devam ettirmiş olan insanları örnek almak gibi diyebiliriz yani. İnsanlar senin müziğinde tanısın istiyor musun peki böyle? Evet, bu Oz B denmeyi. Evet, bu Oz B denmeyi istiyor değil mi? Yani birazcık da o yüzden yani şöyle bir şey istiyorum diyebiliriz. Benim sound'umu ayırt etsin. Yani evet, desin ki yani bu Oz bir böyle bir rapçi değil, yani rapçi de değil diyebilsin mesela, ya da benim herkesle aynı olmadığımı bilsin yani, o kadar. Benim de tek derdim buydu. Bunu da nasıl sağlarsın insan? Onun üzerine de çok düşündüm. İnsan kendi gibi söylerse bir şeyi, kendi hissettiği gibi, kendi düşündüğü gibi, kendi duygularına benimseyerek söylerse bir şeyi, o zaman kendin gibi söylemiş oluyorsun ve bu müziğe de yansıyor. Bu her şeyine yansıyor ve insanlar da seni ayırt etmeye başlıyor bir şekilde diye düşünüyorum. Peki rap yapmak dışında hip hop kültürünün geri kalan tarafları, ne bileyim break dance, belki graffiti, street art, işte beat making, bu kısımlara hiç girdin mi veya merak ediyor musun? Girdiysen görüşün nedir? Yani şöyle bir şey, şöyle bir cevap var, hani hip hop kültürünün başka dallarıyla ilgilendin mi dersen, çocukluğumuzdan bu yana hip hop kültürünün bütün dallarıyla ilgilendik. Ya ben de ilgilendim, birçok rapçi de ilgilenmiştir. Yani hepimiz duvara tek attık, hepimiz grafiti yapmaya çalıştık, dans etmeye çalıştık. Ondan sonra böyle yavaş yavaş bu dallar büyüdükçe ayrılmaya başladı. Yani ben grafiti yapamazdım yani. Yapamazdım, öyle bir sanat dalı sonuçta. Benim becerim değil ama müzik yapabildiğimi fark ettim mesela. Ve o yüzden beat maker diyebilir misin bana? Ben beat maker'ım diyebilirim yani rap müzik açısından. Şu an için hem sadece rap yapıyorum, sadece beat maker'lık yapıyorum. Kendi müziğim için açtım bunu sadece. Ve aynı zamanda da hip hop'un bütün dallarını, diğer dallarını takip ediyorum ve heyecanla dinliyorum, izliyorum diyebiliriz. Yeah.
yol izlemedim. Gerçek olmazdı ki, yalan atmış olurdum yani. Ve ben şunu amaçlamış bir insanım. Ya az önce konuştuğumuz gibi Cosby'nin ayrılması gerekiyor. Bir şekilde benim istediğim şey bu yani. Diğeri gibi, başkası gibi tınlamak istemiyorum. Diğerinin yaptığını yapmak istemiyorum. Kendim yapmak istedim. Kendi hislerim de bunu doğurdu. Yani ben böyle bir hayat yaşıyorum ve bunları yapıyorum gibi bir şey oldu yani. Gerçek, benim gerçeğim buydu yani. Ben böyle bir gerçekliğin içerisinden geldiğim için böyle çıktım. Hayatımın gerçeği... Nedir hayatın gerçeği? Yani böyle ters giden bir şeyleri söylemek mi? Yani... Oradan değil de şuradan bakabiliriz ona. Ters giden bir şeyleri söylemek mi? Yani şimdi kendimi böyle ters giden bir şeyleri söyleyen, devamlı sorunlardan bahseden birisi olarak tanımlamak istemiyorum aynı zamanda. Ama tabii ki şöyle bir durum var. Gördüğünü ve yaşadığını yazma ihtiyacı hisseden bir tarafım var benim. Ve bu ihtiyacı hisseden tarafım da bunları yazdırıyor bana. Yani bunun böyle bir tarafı var yani. Ben bir şeyler hissediyorum ve bunu yazıyorum ve yaşadığım hayat böyle. Yani ya da ben sanat eseri oluşturmak istiyorum. Bir sanat eseri oluşturmak istiyorsam buna sadece hislerimin ne getirdiğine bakarak ilerliyorum diyebiliriz. Yani sadece bir şeyleri, gördüğün şeyleri yazma ihtiyacı. Görüyoruz ve yazıyoruz işte. Yani böyle bir durumdayız. Yani bu böyle yapmamın, protest olmamın, sert olmamın nedeni aslında birazcık da büyüdüğün sokaktır, büyüdüğün hayattır, yaşadığın hayattır yani. Benim geldiğim, büyüdüğüm yerde gördüğüm şey buydu. Birazcık rap müzik de buydu yani aslında. Rap müziğin kendi çıkış noktası da buydu aslında. İçeride... Parçaların böyle biraz protesto olması ve yanı sıra hem alt metinlere de şok, hem de bunun yanı sıra bir de aşka değindiğin parçalar da çok... Ya ben aslında burada, bu albümün içerisinde belli bir hikayeye aşka değinmeden geçemezdim. Çünkü hayatımızın içerisinde aşk var ve çok büyük bir yeri kaplıyor. Yani bu hani... Bazı insan için başka olabilir ama bir sürü, hepimiz ilişkiler yaşıyoruz ve ilişkilerdeki problemleri yaşıyoruz. Ben buradaki karakterin başından sonuna kadar yaşadığı hayatın içerisinde ilişkisini de anlatmak istedim sadece. Yani o yaşamış olduğu ilişkinin içerisindeki bunalımını da anlatmak istedim. O yüzden mesela albümde Senden Vazgeçtim diye bir şarkı oldu. Yani şimdi onu söyleyeceğiz. Buraya uygun, ambiyansa uygun bir şekilde. Senden vazgeçtim dedi. Karakter her şeyden vazgeçmişliğinin ardından işte bir şey yaşıyor ve o yaşadığı şeyin ardından senden de vazgeçtim. Lütfen zorlama diyor yani. Baktığında. Neden vazgeçtiğini de anlatıyor. Öyle yani, protest tavırda şey durumu var ama. Protest tavırlı olmak rap'in kendi kimliğinde var. Rap'in kendi kimliğinde var olan bir şey. Bu müziğin doğasında ve ruhunda var. Rap müzik içeride olan, biriken bir şeyleri söylemek, o birikmişliği dışarıya atma üzerine kurulu bir müzik türüdür. Ve bunun içerisinde de mutlaka ve mutlaka, neden bahsediyor olursa olsun, kendi derdinden bahsediyor. Bu protest tavrı oluşturan şey de budur yani. Ben öyle düşünüyorum. Hani bir gangsta, kendi gangsta da kendi problemlerinden bahsediyor. Sadece gerçek olması gerekiyor. Problemin gerçek olması, gerçek bir şeye, bir dokuya değinmesi gerekiyor. O kadar. Benim açımdaki, benim açımdan müzikte istediğim şey bu sadece. Gerçek bir şeye değinsin. Kimliği olsun. Evet, burada da duruyoruz. Kontağı kapadım. Araba ne ses yapıyormuş be? Ama güzel sesi var arabanın. Renault. Neydi? Gardini miydi? Gardini miydi? Neydi? Unuttum onun kalbisi. Öyle işte. Gordini. Tamam. Renault Gordini. Dünyada 1000 tane, Türkiye'de 3 tane var. Bir tanesi şu an benim altımda.
yapıp